Okulunuzda bulunma sebebim biliyorsunuz ki Türkiye'de tamamen kaybolmaya yüz tutmakta olan geleneksel bir sanatı sizlere uygulamayla beraber anlatmış olmak için buradayım. Gümüş, Bahçeşehir okullarında öğrencilerle bir araya geldi ve seyyar ocağında ısıttığı camları nefesiyle şekillendirerek sunum yaptı. İncecik camları bazı kısımlarını renklendirerek çeşitli objelere dönüştüren Gümüş, cam çubuğun üzerinde dönebilen semazenin yanı sıra pek çok hayvan figürü ve şamdanlar yaptı. Şimdi geliyorum. Lütfen şimdi çok hızlı izlemen gerekiyor. Çok. Ah benim sana. Harikasın. Gümüş, cam üfleme sanatını anlatmak amacıyla 11 yıldır Türkiye'deki okulları gezdiğini söyledi. Okudum, unuttum, gördüm, hatırladım, yaptım, öğrendim felsefesini hayatında uyguladığını anlatan Gümüş şöyle konuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda geleneksel olan cam üfleme sanatını uzun yıllardır, 38 yıldır icra ediyorum. Son 11 yıldır da Türkiye genelindeki okulları ziyaret ederek kaybolmaya yüz tutmakta olan bu sanatı detaylarını öğrencilerle paylaşıyorum. Biz bunu Bahçeşehir Okulları olarak yapmaya karar verdiğimizde şöyle benim çok hoşuma giden bir söylem vardır. Okudum, unuttum, gördüm, hatırladım, yaptım, öğrendim. Çocuklara yapılarak anlatılan her şey yıllar sonra bile geçtiğinde muhakkak ki hatırlanıyor. Şöyle bir örnek vereyim. Ben sezonda Çeşme'deyim. Yıllar önce ana sınıfındayken bir çocuğa cam üfletmişim. Benim işimi gördüğünde artık bu çocuk liseyi bitirmiş, bir kız çocuğu. Liseyi bitiren bir öğrenci, ben bunu ana sınıfında görmüştüm dedi. Düşünebiliyor musunuz? Aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen bu işi görselliğiyle beraber insanlara sunduğunuz zaman hatırlamak çok kolay. Camın Osmanlı'daki yeri, camın oluşumu ve ısınan maddenin şekil değiştirmesi konularını öğrencilere anlattığını dile getiren Gümüş, gittiği okullarda ana sınıfından liseye kadar tüm yaş gruplarında cam sanatını anlattığını belirtti. Okulun müdürü Mahmut Boztürk ise öğrencilere sadece kitap bilgisi vermediklerini, derste öğretilen konuları pratik olarak da işlediklerini ifade etti. Uygulamanın öğrenmede önemli bir etken olduğunu vurgulayan Boztürk, fen bilgisi dersinde laboratuvara gidiyorsak, bilgisayar dersini iPad üzerinden yapıyorsak, bu tür konuları da sanatkarından öğreniyoruz dedi. Sadece görsel olarak kitap değil, uygulama olarak da çocuklarımıza yaptığımız çalışmaları göstermek istiyoruz. Nasıl ki fen bilgisi dersinde fen deneylerini fen laboratuvarına iniyor isek, işte iPad uygulamalarında bir kısım derslerimizi görsel olarak iPad üzerinden yapıyor isek, bir kısım deneyleri de çocukların görsel, bizzat bu işe uğraşan sanatkarlarımızı buraya getirerek öğrencilerimize izlettiriyor.